2001 krizini hatırlatan izleyicimiz var. Peki haklısınız. 2001 ekonomik krizi çok daha ağırdı diyen izleyicimiz var. Demek şimdi bu krizde daha iyi durumdasınız. Öyle söyleyin açıkça. Ben bu krizde daha iyi durumdayım deyin ama bir etrafınıza da bakın. Lütfen rica edeceğim. Hale götüreyim mi sizi? Ankara'ya. Sebze meyve haline. Gün doğmadan gitti CHP lideri Kılıçdaroğlu. Ankara'da hal esnafını ziyaret etti. Hal esnafının da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yoluna montunu serenler oldu. Sitem edenler de oldu. Şimdi bu helalleşme lafı nereden çıktı? Helalleşme zamanı değil şimdi diyen esnaf da oldu. Bakın onlara ne yanıt verdi. CHP lideri günün ilk ışıklarında soluğu Ankara'daki toptancı halinde aldı. Kılıçdaroğlu'na helalleşme çağrısı soruldu. Başkanım şu helalleşme şimdi. Bak, bizce ben CHP'liyim, Atatürkçüyüm, layık bir insanım. Yalnız bizim helalleşmeyle ne işimiz var? Bu memleketin barışmaya ihtiyacı var. Ya barışmaya bu memleketin huzura ihtiyacı var. Tamam. Bu memleketin yaralarının politikacılar tarafından kaşınmaması hep var. Beraber. CHP liderine ilgi yoğundu. Hatta bir esnaf üstünden çıkardığı montu kırmızı halı niyetine CHP liderinin ayağına serdi. Ancak hal esnafının derdi de çoktu. Bu harf ne yapacak? Var 8 çıkışı var. Duysunlar, duysunlar. İlk başta öbür taraf duysun. Evet, evet. İlk başta öbür taraf duysun. Bir girişi var, 8 çıkışı var. Yazık değil mi bu esnafa ya? Durum kadar sandığın maliyeti var. Evet, ambalajı, bilmem. Bu sandıklar tutup geride iadede değil. Evet. Onun için durum kadar sandığa para veriyor. Şimdilik fiyatı öyle. Evet. Daha artacak. Artacak. Şarj elektriğe gücümüz yetmiyor başkanım yani. Perişanız yani. Evet. Esnaf olarak, üretici olarak gerçekten büyük bir sıkıntı var yani. Evet, var var. Büyük var. Sıkıntı. Allah yardımcınız olsun başkanım. Allah yardımcınız olsun inşallah. İnşallah başkanım. Gönlünüz için geliyor. Başkanım bu EYT'lerle gündeme getirin. Bunu bir şu anda iş göremiyoruz biz. EYT'ler üzerinde duruyoruz. İnşallah. Sıkıştırıyoruz bir an önce gelsin diye. İnşallah. Şimdi başkanım devletin gözünün önünde genç gözüküyoruz. Diğer sektörlere gittiğimiz ama iş göremiyoruz, iş alamıyoruz. Evet. Şu anda boştayız. Biliyorum, biliyorum. Çözeceğiz inşallah. İnşallah başkanım. Elektriğe gücümüz yetmiyor başkanım yani. Perişanız yani. Evet. Esnaf olarak, üretici olarak gerçekten büyük bir sıkıntı var yani. Evet, var var. Büyük var. Sıkıntı. Allah yardımcınız olsun başkanım. Allah yardımcınız olsun. Kendinize 30 lira zam olmaz. Yazık mı insanlara? Evet. Sıkıntıları dinleyen Kılıçdaroğlu daha sonra hal esnafıyla beraber kahvaltı yaptı. CHP liderine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve CHP'nin Ankara Milletvekili Murat Emir eşlik etti. 140 liraya 3 yıl sonra ayağıma bir pantolon aldım diyor genç izleyicimiz. Kavga etmiş evde. Anne babayla 140 lira verilir mi bir pantolona diye. Ben de ucuza bulduğumu düşünüyordum diyor. Bugün bir taksici esnafından biri eşiyle kavga ettiğini söyledi. 26 liraya kilosu 26 liraya mercimek almış eşi. Ne yemek yapacaktım akşama mercimek çorbası yapayım diye mercimek aldım diyor. Kilosu 26 liraya çıkmış. Ondan dolayı kavga çıkmış. 26 liraya mercimek mi alınır diye. Mercimek de dışarıdan. Döviz de alınıyor. Yani mercimek çorbası da dolarla memlekette karın doyurmaya. Vatandaşın gündemi ortada. Açlık tehlikesiyle karşı karşıya milyonlar. İktidarın gündeminde ise ne var? Bilene aşk olsun. 45 dakikalık bir görüşme yaptılar dediğim gibi iktidar ortakları. Şimdi 2001 ekonomik krizini söylemiş de izleyicimiz. 2001'de de iktidar ortağı diyorduk MHP'ye. MHP lideri Devlet Bahçeli de hem biz muhalefetteyiz diyor bir taraftan da günahıyla sevabıyla Cumhur İttifakı'nın her şeyinde bizim de payımız var diyor. Ben erken seçim çağrısında yine MHP liderinden bekliyorum. Hem de sürpriz bir anda haydi seçime diyeceğini tahmin ediyorum. Bilmem ne düşünürsünüz. %50 artı 1 ile gideceğiz diyor. Bundan sonra böyle gideceğiz diyor MHP lideri. Cumhurbaşkanı Erdoğan %50 artı 1'in bir pişmanlık olduğunu ifade ediyor. En azından yakın çevresinde. Topu parlamentoya atıyor. Meclis ne derse o olur diye. Ne görüştüler 45 dakika? Hangi konuda uzlaşma var? Hangisinde yok? Bilen yok. Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli
%50+1'dir. 50+1 tartışması Erdoğan'la Saadet lideri Temel Karamollaoğlu'nun görüşmesinden sonra başladı. Karamollaoğlu, Erdoğan'ın bu sistemden pişman olduğunu söylemeye getirdi. Ardından AKP'li Cemil Çiçek konuştu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek. 50+1 hem bugün hem de gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet verecek. Türkiye'yi kaosa sürükleyecek dedi. Bahçeli, 50+1'i eleştiren Cemil Çiçek'i eleştirdi. 6 partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışları için seri toplantılar düzenlediği bir dönemde tesadüfe bakınız ki Sayın Çiçek'in beyanatı her anlamda dikkat çekicidir ve bize göre kuşku vericidir. Bahçeli'den bir gün sonra Erdoğan partisinin grup toplantısında neredeyse her konuya değinen bir konuşma yaptı. 50+1 tartışmasına hiç girmedi. Gazeteciler meclis kulisinde sorunca konuştu. Bakın, bunların hepsi maalesef yalan, dolan, bu tür şeyler. Bu konularla ilgili karar merciği özellikle anayasa değişikliğiyle ilgili parlamentodur. Parlamento bu konuda bir değişikliğe giderse parlamento değişikliğe gider, adım da ona göre atılır. Parlamento daha önce anayasayla ilgili bu konuda bir karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi onu da görürüz. Erdoğan 50+1'de ısrar eden Bahçeli'ye destek veren ya da ona karşı çıkan bir ifade kullanmadı. Topu parlamentoya attı. Parlamentoya bir düzenleme gelecekse de anayasa değişikliği gerekiyor. Onun için de AKP ve MHP dışında başka partilerin desteği şart. Bu belirsizlikle iki lider beklenmedik bir görüşme yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli, AKP grup toplantısının hemen ardından Beştepe'ye çıktı. Erdoğan'la baş başa bir görüşme yaptı. Tam 45 dakika sürdü ama herhangi bir açıklama yapılmadı. Düne kadar 50+1'i savunan Bahçeli ile Saadet liderinin söylediğine göre 50+1'den pişman olan Erdoğan hala kendi pozisyonlarını koruyor mu, orta bir yol buldular mı belirsiz. Karşılıklı bir mecburiyet ilişkisi gibi görünüyor artık şu noktadan sonra ve sürpriz bir finalde olabilir mi bekleyip görelim. Fakat vatandaşın gündeminde bu yok. Geçmiş olsun. Bundan işte daha çok değil 5 yıl olmadı. Kısa süre önce vatandaşın oyunu isterken sistem değişikliği için hatasız olduğunuzu söylüyordunuz. En mükemmel sistemin bu olacağını, Türkiye'nin uçuşa geçeceğini söylüyordunuz. Uçtuk işte. Pantolon alamıyorum diyor 2018'den beri ayağıma izleyicimiz, işsizim diyor. Aynı pantolonla geziyorum son referandumdan beri demekte. Ben yetişemiyorum, şöyle göz ucuyla karşımda büyük bir ekran var. Ekranın köşesinde, benim karşımdaki ekranın köşesinde de dolar var. Dolar kuru, döviz kuru, oraya bakıyorum yetişemiyorum, artıyor, hızla artmakta. 10.68 şimdi arkadaşlarım güncelleme yaptılar. Herhalde yarın 11 olmuş olacak. Yani her gün fakirleşiyoruz. Her gün fakirleşme rekoru kırıyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti'nde çalışan bir asgari ücretli Çinli işçi, Türkiye Cumhuriyeti'nde çalışan bir Türk işçiden daha çok dolar alıyor. Dünyada en az parayı bizde işçiler almakta. Yani en ucuz şey bizdeki insan gücü, iş gücü. Böyle anlatayım. Nasıl anlatılır siz yardımcı olun lütfen. Saat 18.24 itibariyle doların son durumu budur. Bugün şöyle hafif bir sallandık İstanbul'da. Birazdan anlatacağım. Düzce'deki depremi hissetmişiz burada. Geçmiş olsun diyeyim Düzce ve civar illerde yaşayanlara. Birazdan anlatacağım. Kandilli açıkladı önce 5.3 diye. Ekranda 5.3 yazısını görünce ne oldu, dolar mı düştü diyenler oldu. Halbuki depremin büyüklüğüydü. Böyle bir gün yaşıyoruz dediğim gibi. Ve bu ikilinin, Cumhur İttifakı'nın yaptığı 45 dakikalık zirve gündemde 45 dakika dahi kalmadı. Çünkü Millet İttifakı yanıt verdi. İYİ Parti lideriyle CHP lideri birlikte kameraların karşısına çıkıp hemen erken seçim, acil erken seçim talep ettiler. Muhalefet Partisi milletvekilleri de 2022 yılı bütçe görüşmelerinde ekonominin kitabını yazdık diyenlere ne kitabını yazdınız, esnafın defterini dürdünüz diye yanıt verdi.
Para nasıl pula çevrilir? İşte kitabın kapağı. Yazan AKP. Bunu gösterdiler komisyonda. Bir kitap yazıldıysa kitabın kapağını da biz hazırladık size dediler. Para nasıl pula çevrilir? Yıl 2021. Birinci baskı. Ekonomide kafanız nasıl çalışıyor? Buna bakıyor.